Sağlık Bakanlığı'nın önündeyiz. Neden buradayız? Çünkü Türkiye günlerdir gerçekten bir dehşeti yaşıyor. Dehşet haberleriyle her güne başlıyoruz ama en son Yeni Doğan Çetesi diye kamuoyuna yansıyan haberlerin her birisi kanımızı donduran, insanlığımızdan utandıran ve bir kez daha bu ülkedeki çürümenin, kokuşmanın geldiği boyutu göstermesi açısından da çok önemli. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Biz yıllarca AKP hükümeti sağlıkta dönüşüm programını hayata geçirdiği zaman da, geçirdikten sonra da bu sağlıkta dönüşüm programının sağlıkta yıkım programı olduğunu, kamu sağlığının tasfiye edildiğini, halkın sağlığının araçsallaştırıldığını, piyasaya açık hale getirildiğini, hastanelerin ticarethane, hastaların müşteri haline getirildiği bir sistemde halkın sağlık hakkının korunamayacağını çokça anlattık, uzun uzun anlattık. Ama her seferinde sağlıkta dönüşüm programını övdüler, sağlıkta dönüşüm programını cilaladılar, büyükşehir hastaneleriyle övündüler. Geldiğimiz durum nedir? Geldiğimiz durum tam da o piyasacı anlayış sonucunda, tam da o hastayı müşteri, insanı para olarak, meta olarak gören anlayışın sonucunda şu an için bildiğimiz kadarıyla 12 bebek katledildi. AKP hükümeti 12 bebeğin yaşamını yitirmesinden, katledilmesinden sorumludur. Onun Sağlık Bakanı bu katliamdan sorumludur. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu katliamdan sorumludur. Bu kokuşmuşluktan sorumludur. Derhal istifa etmelidir. Şimdi ne diyor Sağlık Bakanı? Diyor ki efendim biz süreci çok iyi yürüttük. CİMER'e bir ihbar geldi. Üzerine gittik, değerlendirdik. Kendisi il sağlık müdürü. Kendi ilinde 9-10 tane hastane bir suç örgütüne bağlanmış. Bir şebeke kurulmuş. Bir suç ağı kurulmuş. İçerisinde siyasilerin olduğu, daha önceki Sağlık Bakanı'nın hastanesinin, Müezzinoğlu'nun hastanesinin olduğu bir çete yapılanması var. Ve Sağlık Bakanı bu olayı CİMER'e olan ihbar sonucunda öğrenmiş olup araştırılmasını bir övünç kaynağı olarak ifade ediyor. Utanması gerekirken, istifa edilmesi gerekirken, bir saniye bile o koltukta oturmaması gerekirken soruşturmanın selametinden bize dem vuruyor. Soruyoruz, il sağlık müdürüydünüz. İstanbul gibi bir ilde ondan fazla hastane sağlıklı bebekleri götürüp yoğun bakım ünitesine koyuyorsa ve orada ölümlerine göz yumuyorsa bunu denetlemeyen il sağlık müdürü sorumlu değil midir? Çünkü işin arkasında siyasiler de var. İşin arkasında nepotizm var. İşin arkasında bu çeteleşmeye göz yumma var. İşin arkasında herkesin sadece ama sadece çıkarına bakması var. Halkın sağlığını hiçe sayması var. Yapılması gereken bu 9 hastanenin ve bütün hastanelerin kamulaştırılmasıdır. Ama en başta bugün ruhsatı iptal edilen hastanelerin ilk elden kamulaştırılması ve orada çalışan sağlık emekçilerinin de mağdur edilmemesi gerekmektedir. Devletin içerisinden hukuku çıkarın, geriye ne kalır? Çete kalır, mafya kalır. İşte bugün tam da bunu yaşıyoruz. Devletin içinde liyakat yok, devletin içinde hukuk yok, sistemin içinde hukuk yok, sistemin içinde adalet yok ama en önemlisi insan yok. İnsan yaşamına değer yok. İnsana yönelik herhangi bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Özelleştirilmiş bu sağlık sistemini kabul etmiyoruz. Hızla ama hızla sağlıkta dönüşüm programı, bu piyasacı sağlık sistemi terk edilmelidir. Kamusal sağlık sistemi tesis edilmelidir. Bilimsel, ana dilinde erişilebilir, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti bir haktır, bir lütuf değildir. Suçlular var. Bu suçlular yargının önüne çıkacak. Ama bu suçu üreten sistem nedir, üreten düzen nedir? Bu sorgulanmayacak. Kaygımız buna yöneliktir. Bu iktidar sadece piyasalaştırarak aslında bu suçun zeminini hazırlamadı. Bunun üzerine bir de siyasi talan oturttu. Yani bir yanıyla
ticarileşen, özelleştirilen kamu hizmetleri yoluyla halk yoksullaşırken, halk bu hizmetlerden yoksun kalırken, işte bu hastanelere mahkum edilirken, bir yanıyla da siyasi talanla birlikte adeta bir siyasi rant alanı yaratıldı. Evet, durum oldukça vahimdir. Biz şimdi yeni doğan ünitelerine bağlı olarak ortaya çıkmış olan bir cinayet, bir katliam, bir vahşetle karşı karşıyayız ama bu ülkede sadece buna yönelik bir çete yok. Evet, bu bir çeteleşme. Bunun ötesinde acaba organ naklinde neler oluyor? Acaba diğer alanlarda, ilaç alanında neler oluyor? Baktığınızda sağlığın her alanında bir çeteleşme, işte bir talan düzeninin olduğu da bir gerçeklik. Evet, bunun üzerine gitmek lazım. Bunun üzerine gitmesi için biz savcıları, biz bütün yargı kurumlarını, biz kolluk güçlerini göreve çağırıyoruz. Ama bu yetmez. Biliyoruz ki bu düzen aslında bütün bu suçları örtmek üzerine tasarlanıyor. Ortaya koymuş oldukları davalar da aslında sadece ve sadece toplumun o öfkesini sindirmeye yönelik. O yüzden de buradan bütün topluma çağrı yapıyoruz. Eğer aklınızda yitirdiklerinizle ilgili, hastanelerde kaybettiklerinizle ilgili ufacık bir şüphe varsa hemen harekete geçin. Suç duyurusunda bulun. DEM Parti burada. Bütün hukuk kurumlarımızla beraber sizinle birlikte bunların takipçisi olacağımızı da buradan bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Evet, harekete geçin. Toplum harekete geçmediği sürece, kendi hakkını aramadığı sürece, bu dayanışmayı göstermediği sürece bu suç çeteleri büyümeye ve bu talan sürmeye devam eder.